Hayatta Beşiktaş Radyosu'ndan herkese günaydınlar. Süleyman Oktay'la A'dan Z'ye futbol programına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Süleyman abi. Sesimi duyabiliyor musun? Merhaba Cem. Ne haber? Sağ olun abi, siz nasılsınız? Ben senin sesini alıyorum. Sen benim alıyor musun? Evet abi, geliyor şu anda sesin. Geliyor değil mi? Stüdyoya rahat duyabiliyorsunuz. Evet abi. Tamam. Ne haber? İyi misin Cem? İyiyim, sağ ol. Teşekkürler abi. Öncelikle iyi tatiller dileyim sana. Tatildesin ama tabii ki programımızı hiçbir zaman bırakmıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet, aynen öyle. Şu an artık bu pandeminin, koronanın yorgunluğu, bir de kış sezonunun yorgunluğu, hepimizde tabii ki o kışın kapalı havaların kasvetini atmak için böyle kendimizi deniz kenarlarına bir müddet olsa da dinlenmek için atıyoruz Cem. Yani buna bizim de hepimizin ihtiyacı var yani. Aynen öyle abi. Haftaya ben de orada olacağım. Müsait olursak görüşürüz orada da, denk gelirsek. Tabii. Yani ben de burada olursam görüşeceğiz zaten Cem. Tabii. Yayını da almazsa buradan da yaparız beraber. Olur abi, zaten cumartesi günü orada olacağız. Yani ben de orada olacağım. Olmazsa zaten farklı yerlerde yaparız. Yan yana da yapabiliriz, farklı yerlerde de yapabiliriz. O sistemimiz mevcut. O konuda da sıkıntımız yok. Teknolojinin bütün olanaklarından yararlanıyoruz. Aynen, doğru söylüyorsun. Abi yeni bir sisteme geçtik. Şu anda hem Facebook'ta, hem YouTube'da, hem Twitter'da, hem de Instagram'da, 4 platformda da canlı yayındayız. Müthiş. Mesajlar da gelmeye başladı zaten. Ferhat yazmış. Süleyman abi, Cem Bey, iyi yayınlar. Temel, teşekkür ederiz Ferhat'cığım. Temel iyi yayınlar diliyor. Evet abi, pazartesi günü bir mücadelemiz olacak, bir maçımız olacak. İstersen ondan başlayalım. Tamam, tamam Cem. Tabii şimdi sen eğer kafanda soracağın sorular varsa sorabilirsin. Yoksa ben şöyle bir özet olarak bir değerlendirme isteyeceğim abi. 2 hafta çünkü galibiyetle geçti. Şimdi yani iyi bir çıkışa kaldık bu pandemi sürecinden sonra. Üçüncülüğü kovalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyoruz. Bu çıkış sürer mi? Devam eder mi? Tabii. Cem, şimdi oynadığımız, bu pandemiden sonra oynadığımız 3 maçta şunu gördük. Bazı takımlar, bazı futbolcular hazır olamamışlar. Tabii ki hazır olamamaları da çok normal. Çünkü bu hastalık aşağı yukarı Süleyman abinin yayını dondu galiba. Süleyman abi, beni duyabiliyor musun? Süleyman abi bağlantıda galiba bir sıkıntılar yaşıyor. Buradan da bizi takip edenlere Samet Başkan hesaplamış, Mehmet Koray Aydın bizlerle beraber. Cem, geldi mi? Sesim geliyor mu Cem? Şu anda geliyor abi. Peki, Temin bende görüntü kesildi. Ses stüdyoya devam ediyor mu, gelme? Yok, devam etmedi. Etmedi. Şimdi geliyor mu? Şimdi çok net geliyor abi. Tamam.
O zaman devam edeyim ben. Cem, işte temin anlattığım gibi hem Konya Sporu hem Denizli Sporu oynadığımız bu iki takımı da ben Beşiktaş'a rakip olarak göremedim. Ve iki takımın da futbolcularının hazır olmadığını çok net olarak gözlemledim. Onun için Beşiktaş bu maçı 5-1 3-0 gibi skorlarla maçları aldı. Ama tabii ki bu bir ölçü olamazdı. Benim için bir ölçü değildi. Ama bu hafta oynayacağımız Kayseri'deki maç her bakımdan bir ölçü teşkil edecek. Çünkü Kayseri Spor da iyi gidiyor. Onlar da iyi hazırlanmış gözüküyorlar. Beşiktaş da şu anki takımlar içinde hakikaten daha hazır gözüktü. Daha hazır olduğunu gördük. Yani o bakımdan bu Kayseri maçı bizlerin daha net Beşiktaş hakkında yorum yapmamızı sağlayacaktır. Ama zaten Cem, bu maçları biz bence önümüzdeki sezonun takımını kurmak açısından çok önemli bu maçlar. Yani biz bu sene 3. 4.'lüğe oynuyoruz şu an, öyle gözüküyor. 1 ve 2. olma şansımız hiç de kolay gözükmüyor. 3. 4. olabilirsek bu sene başarılıdır, Avrupa kupalarına katılınır. Ama ben öyle zannediyorum ki Sergen Yalçın önümüzdeki sezonun takımını kuruyor şu an. Aynen öyle ve gençlere yönelik bir kadroyla sahada oluyoruz. Bu da gelecek için bize umut vaat ediyor açıkçası. Hep istediğimiz, beklediğimiz görsellik bunlar. Sesimi duyabiliyor musun abi? Cem, geldi mi ses? Şimdi geliyor. Ha, arada kesiklik yapıyor değil mi? Evet. Arada kesiklik yapıyor. Kesiliyor ama şu an iyi herhalde. Şu anda iyi geliyor. Evet. Peki konuşmalarım duyuldu mu? Duyuldu abi. Tamam. Yani Beşiktaş. Dediğim gibi abi, gelen mesajlar var. Mesajlara gireyim istersen. Sosyete Tur'dan iyi yayınlar Süleyman abi. Fulya davası için sansürsüz raconuyla birazcık konuşabilir mi diyor. Şimdi Turancığım, sana da iyi günler. Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi Fulya davası kazanılmış bir dava. Ama eğer kulüp bu davanın peşine düşerse oradan da kulübe fayda sağlayacak gelirler elde edilebilir diye düşünüyorum ya. Yani. Aynen öyle. Bu hafta içinde bu arada bir haber çıktı. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Eski başkanlığımızdan Fikret Orman kulüp satın alıyormuş. Süper Lig'e çıkartmak için uğraşacakmış. Bu konu hakkında neler söylemek istersin abi? Kulüp mü satın alıyormuş? Evet. Hangi kulübü satın alıyormuş Cem? Daha açıklamıyorlar ama Pendik Spor, Ümraniye Spor, bunların adı geçiyor. Daha kesin bir şey yok. Ya tabii şimdi Fikret Orman'ın eğer böyle bir niyeti varsa Cem, tabii ki ne düşündüğünü, amacının ne olduğunu tabii ki şu an bilemiyoruz. Ama kendisi bir açıklama yaparsa öğreneceğiz. Ondan sonra daha net yorumlar yapabiliriz. Yani Beşiktaş'a bu kadar Beşiktaş'ı zorda bırakarak gittikten sonra da hala kulüp alıp da işte ben bu kulübü Süper Lig'e çıkaracağım. Süper Lig'de de onun amacı şudur. Herhalde futbol takımını iyi yerlere getirip oralardan rant kazanmak, para kazanmak, gelir sağlamak, bence niyeti bu. Çünkü Beşiktaş da bu işi öğrendi. Beşiktaş da bu işte ne kadar para olduğunu, ne kadar rant olduğunu gördü.
Şimdi onun için böyle bir atılım yapabilir yani. Hayırlısı olsun diyelim. Bu Artık hayırlısı Cem, hayırlısı olsun mu diyebiliriz? Artık ne diyebiliriz onu da artık ben kamuoyu şaşırdım düşünecek. açıkçası. Aynen öyle. Ben şaşırdım Evet. açıkçası. Evet yani pek de hayırlı olsun falan diyeceklerini insanların zannetmiyorum yani. Ya tabii ki öyle. Yani o takımın Beşiktaş'ta bir maça çıktığını düşünebiliyor musun abi? Evet yani. Yani Peki. oluşabilecek, yaşanabilecek olumsuzlukları. Tabii. Peki bu şey mi? Yani bu doğru mu bu haber Cem? Abi bilemiyoruz. Medyada çıkan haber bu. Aa, şey de olabilir yani asparagas haber de olabilir yani. Evet. Nasıl Ama olsa eğer bu piyasa Fikret Orman'a tabii ki tatlı geldiyse bu buradan gitmek istemeyebilir. Tekrar rant peşinde koşabilir der. Sosyete Turan demiş tekneyi satıp mı alacakmış diye soruyor. Tabii işte bak şimdi çok şaibeler olur. Yani eğer bu iş gerçek olursa bu kamuoyuna da tabii ki muhakkak Fikret Orman çıkıp o zaman açıklamalarda bulunacak. Ama arkasından da çok tartışmalar olacaktır. Yani Fikret Orman'ın bundan sonra göz önünde olmaması kendi hayrına olur gibime geliyor. Ya aynen öyle abi. Fatih Aşık da yazmış. Bizim paraların nereye gittiği belli oldu demiş. Tabii doğru söylüyorlar. Bak şurada Cem mesela Fatih Aşık bunu söylüyor. Sosyete Turan kardeşim bunu söylüyor. Bir de düşün ki sen bu kamuoyuna net olarak açıklandığını bir de Fikret Orman'ın çıkıp basın toplantısı yaptığını onun arkasından emin ol çok büyük tartışmalar olur. Çok büyük yankılar olur. Yani o bakımdan çünkü Fikret Orman'ın şu an ortada gözükmemesi herkesin sinirlerini bozmaz ve kendi açısından da hayırlı olur. Kendi açısından hayırlı olur yani. Ya açıkçası benim kulüp satın aldıktan sonraki yürüyeceği yol çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş'taki futbolcuları transfer ettiği futbolcuların piyasa değerlerini biliyoruz. Aldıkları maaşı biliyoruz. İşte 100 bin, 150 bin euro kazanan adama 1,5 milyon, 1 milyon, 200 bin dolar gibi paralar veriyordu. Maaşlar bağlamıştı. Acaba kendi kulübünde de bunları yapabilecek mi? Duyabildin mi abi beni? Süleyman abi sesim geliyor mu? Süleyman abi bizi duyamıyor galiba. Süleyman abi sesim geliyor mu? Cem bir telefon geldi. Herhalde ondan kesiklik oldu. Ama ben tabii ki mecburen beklemek zorundayım. O bakımdan şimdi zil çalması bitti. Tekrar devam edebiliriz. Tamam. Şimdi geliyor mu sesim abi? Geliyor Cem. Tamam. Az önce bir şey söyledim. Duydun mu bilmiyorum. Fikret Orman diyorum. Beşiktaş'a geldikten sonra futbolculara vermiş oldukları maaşları biliyoruz. İşte 150 bin euro kazanan 150 bin dolar kazanan kişiye 1 milyon 200 bin euro verdi. Maaş bağladı. İşte ara sözbirliği biliyoruz. Bu tip yüksek maaşlı futbolcular çıkardı. Kendi diyorum satın almış olduğu kulüpte de bunu gerçekleştirecek mi? Tabii şimdi kendi aldığı kulüpte ucu kendisine dokunacağı için Cem orada çok dikkatli olacaktır. Öyle futbolculara 3 milyon eurolar Beşiktaş'taki gibi paraları har vurup harman savurmayacaktır. 3 milyon eurolar 5 milyon eurolar vermeyecektir. Bak orada eğer böyle bir kulüp alırsa hemen arama tarama güçlü bir arama tarama ekibi kuracaktır. Güçlü bir altyapı yapacaktır.
ve de ondan sonra kendi futbolcu seçimlerini de o kadar dikkatli yapacaktır ki, bak emin ol, belki de hiç fire vermeden ve de çok paralar kazanarak, futbolcuların üstünden ucuza alıp pahalıya satarak çok büyük rantlar elde edebilir. Ama tabii ki orada işin sahibi kendi olduğu için her şeye dikkat edecektir. Ve de kendi iş yeri gibi görüp para da kazanacağını düşünüyorum. Ama tabii ki bu Beşiktaş'ta böyle olmuyor. Beşiktaş yani amatörce yönetilen ve de çok hatalar yapılan bir yer gibi görüyorlar yani Beşiktaş'ı. Adeta şey gibi, deneme tahtası gibi denemeler yaptılar ve de kulübü bugün geldiği nokta hepimizin malumu. Ne kadar zor durumda olduğu, işte bu yöneticilerin yaptığı o büyük hatalardan dolayı. Şimdi buna bir örnek gösterirsek, şimdi Fikret Orman bir kulüp alacak. Emin ol oradan çok para kazanacağını düşünüyorum. Çok para kazanır eğer böyle bir şey varsa. Çünkü bunu biz Başakşehir'de görüyoruz. Başakşehir'de şahıslara bağlı, şahısların kar zarar hesabı yaptığı ve de anonim şirket olarak yönettikleri bir kulüp olduğu için, bak Başakşehir'de para kazanıyor. Zarar ettiğini hesaplarında ve bilançolarında zarar çıkmıyor. Ama iş Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gelince yöneticiler burayı babalarının çiftliği gibi görüyorlar. Har vurup harman savuruyorlar ve de amatörce yönettikleri için yani adeta buraları kendi oyuncakları gibi, oyun alanları gibi, hani bir çocuklar nasıl parka çıkarlar, oyun oynarlar parklarda, aynı bunlar da böyle parklarda oyun oynar gibi kulüp yönetiyorlar. Ya böyle kulüp yönetilir mi? Biraz Avrupa'ya baksanıza, biraz İngiltere'deki kulüplere baksanıza, nasıl yönetiyorlar değil mi? Onun için kulüplerin geldiği noktada da belli. Ve de Fikret Orman eğer bir kulüp alırsa, bu işe soyunursa da çok da konuşmalar olacaktır. Çok da tenkitler olacaktır. Aynen abi. Gelen mesajlar var. Mesajlara döneyim. Cem sesin bana biraz az geliyor. Onu bir ayarlayabilir misin oradan sen? Abi sesimin az gelmesi, az önce senin telefonun çaldı ya, ses gitti. Ondan dolayı az geliyor. Yoksa tamam. Tamam o zaman. Tamam. Cenk Gültekin, iyi yayınlar Cem kardeşim demiş. İyi yayınlar Süleyman abi. Cem Yürekli, demek ki paralar Fikret Orman'a gitmiş. Adam başkan olmadan önce şirketi batırıp, ortağını kandırıp, borçlandırıp kaçmış. Beşiktaş kesinlikle Fikret Orman'a dava açmalı, kulübü zarar vermesinden hesap sorulmalı, üyeliği düşürülmeli demiş. Zaten Cem, şimdi tabii işte ne dedik? Kulübü böyle amatör yöneticilerle ve de kendi parası gibi görmeyip kulübü sanki sahipsiz bir yerin parası gibi ar vurup harman savurdular. Ama iş kendi paralarına gelince, kendi menfaatlerine gelince her türlü uyanıklığı yapıyorlar. Ortaklarına da kazık atabiliyorlar. Başkalarına da kazık atıp kendi varlıklarını her türlü sürdürüp ve kendi kasalarına hiçbir zaman zarar verdirmiyorlar. Ama iş kulüplere geldiği zaman şey gibi, yememedim ye gibi bu kulüpleri bitiriyorlar. Yediriyorlar, içiriyorlar ve aynı zamanda kendi isimlerini, marka değerlerini bunların marka değeri veya isimleri yükselmedi. Maalesef Türkiye sınırları içinde böyle yönetenler iyi anılmıyor ve de saygı görmüyor, görmemesi de gerekir. O bakımdan yani Fikret Orman'ın da işi zor. Eğer böyle bir öne çıkıp bir takım alıp da şeye çıkarsa, ortaya çıkarsa hiç ki kimseden destek bulamayacağını biliyorum ve de çok da tenkit edileceğini de tahmin ediyorum. Aynen öyle abi. Ahmet Nurçevi de dün yapmış olduğu açıklamaları dinleyebildin mi? Dinleyemedim Cem.
Şöyle söyledi, her ne olursa olsun benim de içinde bulunduğum dönem denetlenecek, bu denetleme raporu da ortaya çıkacak dedi, söylenecek dedi. Eğer dedi benim de bir hatam olduysa ben de cezasını çekmeye razıyım. Ama dedi kulübü de bu duruma getirenler de cezasını çekecek dedi, herkes dedi bunu görecek dedi. Şimdi Temin, ben konuşurken orayı unuttum. Sen bana iyi hatırlattın onu Cem. Şimdi Fikret Orman'a hesap sorulmalı dendi, değil mi? Soru var orada. Şimdi Fikret Orman'a zaten önümüzdeki dönem içinde Mali Kongre var. Bu Mali Kongre'de öyle zannediyorum ki Fikret Orman ibra edilmeyecek. Hiçbirimiz ibra etmeyeceğiz. İlk önce kulübün bu gelinen borç noktasında nasıl gelindi buralara? Bunun bir açıklamasını yapmaları lazım, izah etmeleri lazım. Bu paralar nerelere gitti gerçekçi olarak? Ve de Ahmet Nurçebi'nin dediği gibi denetim firması şu an çalışmalarına devam ediyor. Ve muhakkak eğer açık bulduğu takdirde o açıklardan gidilecektir ve de hesap sorulacaktır. Ahmet Nurçebi kendini de ortaya atıyor. Benim de hatam varsa, ben de suç işlemişsem bu bana da sorulsun, benden de hesap sorulsun diyor. Zaten eğer bu kadar açık olunmazsa, bu kadar şeffaf olunmazsa Ahmet Nurçebi'nin de başarılı olma şansı çok az olur. Ve o bakımdan da eğer Beşiktaş kulübü doğru yola girecekse, düzelme yoluna girecekse ve de bu borçları nispeten azaltma yoluna gidecekse Ahmet Nurçebi'nin dedikleri doğru. O yoldan gitmekten başka çareleri yok. Şu anda da yönetim kurulu başkanı olarak Ahmet Nurçebi'nin bu konuların üstüne gitmesi şart. Ve de camiadan şu an büyük bir desteği var bu konuların üstüne gitmesiyle ilgili. Aynen öyle. Abi mesajlar birikmeye başladı. Mesajlara gireyim ben tekrardan. Samet Başkan, Cem kardeşim, Süleyman abimiz selamlar, iyi yayınlar dilemiş. Samet Başkan'a da epey bir süredir Samet Başkan'dan konuşamadık. Fazla selamlaşamadık. O biraz da şundan kaynaklanıyor. Ben sosyal medyada, Twitter'da falan çok bilgili değilim, çok kuvvetli değilim ve de çok da ilgili değilim orada. Onun için biraz buluşamadık ama böyle radyoda eğer mesajlaşırsak, konuşursak ona da selamlarımızı söylüyoruz. Annesi babasıyla bir mutlu bir hayat diliyorum Samet Başkan'a da. Sami Aslan yazmış. Günaydın Süleyman abi. İyi yayınlar. Sami'cim Almanya'dan selamlar günaydın. demiş. Almanya'ya selamlar. Var mı Sami'nin sorusu var mı Cem? Abi sıraya geliyorum. Sosyete Turan demiş. Diaby ve Saçile'yi de alsın kulübe. Arası da alsın. Milyon euro verip versin demiş Fikret Orman. Bu soruyu kim sormuş? Sosyete Turan. Ha, Turan'a o zaman bir cevap vereyim ben. Sırf tabii o saydığı Diaby, Aras falan değil. Yani şimdi bir bunun analizi var. Biliyorsun Cem, hani benim şeyde telefonumda da kayıtlı. Hani bir futbol sahası yapmışlar. Bizim arkadaşlarımız bunun araştırmasını yapmış, sağ olsunlar. 8 senede Beşiktaş'a transfer olan gelip giden bütün futbolcuların analizini yapmışlar ve de futbol sahasını mevkilerine göre yerleştirmişler. İşte diyelim ki kaleciler kimler gelmiş? Bir sürü kalecinin isimlerini, işte Fabri, işte Karius, bütün hepsinin isimlerini oraya yazmışlar. Sağ beke kimler gelmiş? Stoperlere kimler gelmiş? Orta sahaya, forvete kimler? Hepsi oralara yazılmış isimleri. Emin ol, onu incelediğimiz zaman sadece Diaby, Aras gibi falan, Lensmans gibi değil, aşağı yukarı %60 gelen futbolcular arasında fire var. İşte Beşiktaş kulübünün batış noktası da o şeyde, grafikte, o yerleş futbolcu yerleştirmelerinde
çok net belli oluyor. Yani bu şeyi, çizelgeyi, futbol sahasındaki gelen giden transferleri, isim isim insanlar bir görse, incelese emin ol Beşiktaş'ın niye battığını oradan hemen anlarlar. Çok da kolay anlarlar. Çünkü o futbolcuların, isimleri yazılı futbolcuların yarısından çoğu çöp olmuş yani Cem, çöp. Aynen öyle abi. Gelen işte stoperlerin de sayısı belli. Hepsi belli listede. Şu son 8 yıldır diyeyim. Artık bak şimdi Cem, şimdi Fikret Orman bir takım alacak söylentisi var. Artık alır mı almaz mı bilmiyoruz. Ama alırsa bak emin ol, o bizim Beşiktaş'a verdikleri transfer zararlarının onda birini kendi sermayesiyle kurduğu kulübe ve de başkanlığını yapacağı kulübe verdirmeyecektir. Bak emin ol, orada bir tane file bile vermeyecektir. Ya, veremez abi zaten yani. Kendi parası olduğu için yapmaz öyle şeyler. Evet. Tabii. Ferhat 1903 yazmış. Süleyman abi, bizim fiksürü sıkıştırmış da. Cuma oynayıp pazartesi oynatıyorlar. Sonra haftada 3 maç oynayacağız. İkisi Kayseri ve Malatya deplasmanları. Şimdi Kayseri ile pazartesi oynuyoruz. Malatya ile ne zaman oynayacağız Cem? Perşembe hemen arkasından mı Malatya, Kayseri'nin? Evet. Arkasından olmaması lazım ama iki deplasman üst üste mi? Bir saniye abi. Bakayım ben istersen tam net. Ona göre şey yapayım. Tabii net olarak bak, ondan sonra konuşalım onu. Ama bu haftaki, tabii ki bu haftaki Kayseri maçına gelirsek kolay kolay maç olmayabilir. Çünkü Kayseri'de düşme potasında, bir de son haftalarda Kayseri iyi futbol oynamaya çalışıyor. İyi neticeler alıyor. O bakımdan Beşiktaş zor bir deplasmana gidiyor. Şimdi burada Beşiktaş'ı daha net, futbolcuları da çok daha net göreceğiz. Yani nasıl bir performans gösterecekler, o bize daha iyi fikir verecek. Ama tabii ki ben yine onu söylüyorum Cem. Şu an pandemiden, bu koronavirüsten sonraki maçlarda çok da sağlıklı futbolcular üstünde ve de takımlar üstünden çok da sağlıklı yorum yapamayız. Çünkü 3 ay topu ayağını sürmemiş futbolcular şu an çıkıp futbol oynamaya çalışıyorlar. Ama önümüzdeki sene yine o bildiğimiz çok zor olan, mücadeleci ve de sert olan ligimize tekrar döneceğimizi düşünüyorum. Ama bu tabii ki önümüzdeki sezon artık Eylül'de mi başlar, Ekim'de mi başlar, onu tam olarak tabii bilmiyoruz ama ciddi bir lig sezonu, önümüzdeki sezon bizi hepimizi bekliyor. Onun için şu an oynanan maçları ben çok da böyle sağlıklı yorumlayamıyorum yani. Abi şöyle söyleyeyim. Pazartesi günü Kayseri ile oynuyoruz. Perşembe günü Kasımpaşa. Ondan sonra haftaya pazartesi tekrardan Malatya Spor'la oynuyoruz. Abi Perşembe Kasımpaşa, arkasından pazartesi hemen Malatya mı oynanıyor? Evet abi. 3 gün sonra mı? Evet, 3 günde bir maçımız var. O zaman bak, o zaman Malatya maçı da çok zorlu geçer. Malatya'da değil mi maç? Evet, Malatya'da. Tabii bak, işte Beşiktaş, bak Beşiktaş Kayseri deplasmanı ve de Malatya deplasmanlarında gerçek olarak gerçek Beşiktaş'ı o maçlarda göreceğimizi düşünüyorum. Ama ben neticesinde yine bu sene oynanacak maçları ne futbolcular açısından ne takımlar açısından çok da sağlıklı yorum yapamadığımı söylüyorum. Ki hafta Malatya'dan sonra da Malatya maçı pazartesi, pazar günü de Fenerbahçe maçına çıkacağız. Yani işte üst üste fikstürü sıkıştırdılar. Tabii bu maçları Cem bir an evvel bitirmek istiyorlar. Ligi netleştirmek istiyorlar. Çünkü UEFA da bizden bu şeyi istiyor. Düşen takımlar ve de şampiyon olacak olanlar ve o sıralamayı, UEFA'ya gidecek olanlar o sıralamayı istediği için demek ki böyle 3 güne düşürüp sıkıştırarak bitirecekler. Tabii ki bir de bu ligin esas önemli bir tarafı da
parasal açıdan da biliyorsun hep seninle beraber bunları konuşuyoruz. Tabii ki şimdi yayıncı kuruluştan her hafta maçlar oynandıktan sonra kulüplere paralar geliyor ve de kulüplerin şu an nefes almasını sağlıyor. Bence amaç kulüplerin maddi açıdan rahatlamasını sağlamaktı. Şu an bunu bu başarıyla yapılmış gözüküyor. Esas amacı buydu ve de amacına ulaşmış gözüküyor şu an. Aynen öyle abi. Mesajlar bayağı birikti abi. Hızlıca okuyacağım. Polonya'dan mesaj çekmişler. Selam göndermişler. Ahmet Eren iyi yayınlar diliyorum demiş. Bakıyorum tekrardan. Halil Eyüp Fulya satılmadan borç bitmez diye eklemiş. Halil Eyüp borçların faiz sadece ödeneği bu gidişle diye iletmiş. Arkasından bakıyorum abi. Muhsin Genç, Belçika'dan selamlar ve saygılar. İyi yayınlar diliyorum. Sami yazmış. O kadar çok mesaj bekti ki abi. Umarım Başkan Ahmet Nurçebi Sergen Hoca'nın istediği oyuncuları alabilir. Mensah ismi geçiyor. Emre Demir iddialığı var diye eklemiş. Cem, o son mesajı anlayamadım. Onu bir daha okur musun? Umarım Ahmet Nurçebi Sergen Hoca'nın istediği oyuncuları alabilir. Mensah ismi geçiyor. Emre Demir iddialığı var demiş. Tabii şimdi bütün bir defa bütün katılımcı olan bizle beraber yayın yapan işte Polonya'ya, Belçika'ya, Almanya'ya bütün yurt dışı ve yurt içinden beraber olduğumuz arkadaşlarımıza bir defa teşekkür ediyorum Cem. Katılımcı oluyorlar. Bizle beraber çok güzel de soruları oluyor. Çok güzel mesajlar veriyorlar. Yani ben her zaman söylüyorum zaten yani taraftarlarımız veya Beşiktaş'ı sevenler, Beşiktaşlılar her şeyin farkında. Futbolu iyi biliyorlar. Kulüp yönetimlerini nasıl yönettiklerini, yöneticilerin nasıl yönettiklerini, Beşiktaş'ı ne hale getirdiklerini çok iyi biliyorlar. Yani biz ekstradan belki biraz daha konuları açarak konuşuyoruz ama emin ol bütün herkes neyin ne olduğunu farkında ve de herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ama tabii ki bazen hepimiz çaresiz kalıyoruz. Çünkü neticede yönetimler kongrede seçiliyor. Kongre üyelerinin yani 6-7 bin kişinin seçimiyle geliyorlar. Ve de koskocaman 10-15 milyon, 20 milyonluk taraftar grubu olan kulüpleri 6 bin kişinin, 7 bin kişinin verdiği oylarla tayin ediliyor. Aslında bu bence yanlış bir uygulama. Ve de bu 6 bin kişinin seçtiği yönetim işte Beşiktaş'ı ne hallere sokuyor, ne hallere getiriyor. Onun için tabii ki şu an Beşiktaş'ımız hepimizin bildiği gibi zor durumda. Fakat şimdi arkadaşımızın biri Fulya'yı satmadan bu borçlar ödenmez dedi. Doğru söylüyor. Fulya'dan eğer ki hakikaten iyi bir para geliri varsa borçların bir kısmı azaltılıp en azından faizlerden kurtulunabilir. Ama Fikret Orman'ın bu noktada yaptığı en büyük yanlışlardan biri de şunu söyleyebiliriz. Tabii ki hepimiz beğendik. Güzel. Stad yapıldı. Stadı yaptı ve de ismini yazdırdı. Ama o stad yapılırken hem harcanan paralar ne kadar çok para harcandı ve de o paraların bir kısmının nerelere gittiği belli değil ve de aynı zamanda sen bu kadar borcun varken bir de stad yapımına niye girdin ve de o stadı niye yaptın? Bunu devlet kanalıyla Beşiktaş Kulübü yaptırabilirdi. Beşiktaş'ın Ankara'da Beşiktaşlı bürokratlar, iyi Beşiktaşlı bürokratlar, parti başkanları var. Yani Beşiktaş Ankara'daki diyaloglarıyla emin olun bu stadı hiçbir kuruş harcamadan da yaptırıp Beşiktaş'a kazandırabilirlerdi. Ama geldiğimiz noktada o stada harcanan para da Beşiktaş'ın belini bükmüştür. Beşiktaş'ın bu batış haline gelmesine büyük bir sebebi vardır o stadın. Çünkü aşağı yukarı şu anki borçların yarısına yakını emin olun
veya 3'te 1'den fazlası o stada gitmiştir. Eğer o stat yapılmayıp o para kulübün kasasında kalmış olsaydı Beşiktaş böyle zor durumlarda olmayacaktı. Ha, o paralar kulübün kasasında kalır mıydı yoksa insanların, şahısların cebine mi girerdi, yine o da tartışma konusu olurdu tabii. Anladım abi. Abi mesajla devam ediyorum. Hatay'dan Yusuf yazmış. Yusuf BJK 1989 diye. Hatay'dan selamlar söylemiş sana. Biz de arkadaşımıza selam söylüyoruz. Hatay'a selam söylüyoruz. Bir de ben şimdi tabii ki uzaktayım Cem. Uzaktan yayın yapıyoruz. Senin sesin bana az geliyor. Kulağıma dayıyorum duymak için. Aynı zamanda bu arkadaşlarımıza da tabii isim isim değinemiyorum. Kusura bakmasınlar. İnşallah stüdyodan yaptığımız programlarda herkesle daha yakın olacağız. Abi istersen bir yayını kapatıp tekrar aç sen istersen. O zaman ses tamam, güzelce çıkıyor. Ben de onu merak ediyordum. Yayını kapatalım, ben açayım tekrar. Hemen tamam. Bir dakika içinde açıyorum. Sesini ben, çok ben alamıyorum çünkü. Hadi kapatalım o zaman. Hemen açayım bence. Tamamdır. Evet. Süleyman abinin telefonuna mesaj geldiği için, arama geldiği için biraz sesle kısılma oldu. Ama en kısa sürede tekrardan çözülecek. Şimdi bağlanacak hemen. Ben de bu arada mesajları okumaya devam edeyim. Bahan Balkız yazmış. Evet, Süleyman abi geldi tekrardan. Şimdi sesimi alabiliyor musun abi? Cem, dünya varmış ya. Yeniden kavuştuk birbirimize Cem ya. Şimdi nasıl, duyabiliyor musun Rahat abi? Çok güzel, çok güzel, çok güzel tabii. Tamamdır abi. Bu şekilde daha iyi oldu görüntü. Tamam. Bahan Balkız, Süleyman abi iyi yayınlar demiş. Sami i̇yi sormuş. Yayınlar. Ahmet Nuçevi Başkanı şu anda nasıl buluyorsunuz diye sormuş. Şimdi Cem, Ahmet Nurçevi Başkanı nasıl görüyorsunuz? Nasıl hakkında yorum yapabiliriz? Değil mi? Evet. Şimdi tabii ki şu an Ahmet Nurçevi Başkanı nasıl gördüğümüze bakarsak düzgün, doğru, iyi bir iş adamı olarak görüyoruz. Ama daha şu an henüz çok da fazla icraatlar yapılmadı. Geçmiş yönetimlerden daha henüz hesap soramadık. Tabii ki Ahmet Nurçevi Başkanı da bundan sonra yapacağı icraatlarla daha net yargılayabiliriz. Yargılamak kelimesi belki biraz ukiki olacak ama onu biraz yumuşatalım. Daha net yorumlar yapabiliriz hakkında icraatlarıyla beraber. Ama şu an kulübe, Beşiktaş kulübüne koymuş olduğu para takdire şayandır. Beşiktaş kulübü Ahmet Nurçevi geldiğinden beri ayakta kalıyor, ayakta kalmıştır. Herkesin battı dediği, batarak baktığı kulüp şu an Ahmet Nurçevi'nin koyduğu desteklerle, koyduğu paralarla yoluna devam ediyor. Ama tabii ki şahısların koyacağı paralar nereye kadar olur, nereye kadar gider? Bu da tartışma konusu. İnşallah bir an evvel kulübün gelir kaynakları, dinamikleri devreye girer. Ve de kulübe esas amacı futbol olan Beşiktaş kulübünün futboldan gelen gelirleriyle de ayakta kalması ve yoluna devam etmesi sağlanabilir. İnşallah dua bunun için dua ediyoruz. Asya Kartallı hayırlı yayınlar dilemiş. Selamlar. Teşekkür ediyoruz Asya Kartallarına. Evet, mesajla dönelim. Samet Başkan yazmış. Rıdvan Yılmaz için efsane sarı Süleyman'ı anımsatıyor diyorlar. Yetenek ve gelişim olarak nasıl görüyorsun Süleyman abimiz? Şimdi Rıdvan oynadığı maçlarda vasatın üstüne çıktı. İyi performans gösterdi. Hatta son maçta bayağı da iyi gözüktü. Şimdi Rıdvan bu şeyini çizgisini bozmadan devam edecek ve de üstüne koyarak gideceğini düşünüyorum. Üstüne koyarak gittiği takdirde
bu formayı Rıdvan'dan kimsenin almaması gerekir ve de o zaman hem bir altyapı futbolcusu kazanacağız hem de arkasından gelecek olan altyapı futbolcularına Rıdvan bizlerin yaptığı gibi 40 sene önce yaptığı gibi o da onlara bir yol açacaktır ve de Rıdvan bu anlamda da arkasından gelecek olan futbolculara da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ama Rıdvan'ın tabii ki bundan sonraki maçlarda da üstüne koyarak devam etmesini diliyorum. Devam ettiği takdirde evet şu an başarılıdır ve de o formayı almıştır. Bundan sonra da Rıdvan'ın oynayacağını düşünüyorum ben. Bahan Barkız Beşiktaş'ın kurtuluşu altyapı demiş. Sosyete Turan hep beraber altyapıya el verelim demiş. Ondan sonra Doğan Yüceler iyi yayınlar abi demiş. Katıl adama da selamlar. Doğan'a da selamlar. İyi günler. Görüşmek üzere. Sosyete Turan doğru söylemişler. Bak orada ne diyorlar Cem mesela? Çok güzel. Altyapıya bak. Herkes bu evet. İşi çok iyi biliyor. Altyapıya önem verin. Beşiktaş'ta altyapıda yeni yapılanma lazım demiş. Bununla ilgili de zaten başkan da kendisi de söyledi. Eski futbolcularımızdan birisini getireceğini söyledi. Mehmet Ekşi'nin ismi geçiyor zaten ama daha bir resmiyet kazanmadı. Tabii şimdi Vaan'ın da dediği gibi altyapı yapılanması lazım. Ve de bu iş çünkü artık çok ciddi oldu Cem. Artık kulüplerin altyapılarına dönmeleri lazım. İyi arayıp tarayıp squad ekipleriyle beraber çok ucuza uygun futbolcular bulup pahalı fiyatlara, yüksek fiyatlara satmaları gerekir. İşte bizim üretim dediğimiz kulübe para sağlayacak, menfaat sağlayacak gelirler bunlardır. Eğer bunu başarıldığı takdirde o zaman ne yöneticilerin paralarına ne bankaların paralarına hiç kimsenin parasına ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü sen adeta bir fabrika düzeninde gideceksin, üreteceksin. Ürettiklerinle de para kazanıp kâra geçip kulübü de karlı bir kulübe haline getirip yoluna devam edeceksin. Avrupa'da bunun örnekleri çok. Avrupa'da bunu yapan birçok takım var. Mesela ilk etapta aklıma gelen en basit şekilde Portekiz'in Porto takımı, Benfica takımı, Hollanda'nın Ajax takımı, PSV Eindhoven takımı, bunların hepsi futbolcuların üstünden müthiş paralar kazanıyorlar. Zaten İngiltere Ligi olsun, İspanya Ligi olsun, İtalya Ligi olsun, bu futbolcular için transfer cenneti, özellikle İngiltere çok büyük paralar ödüyorlar. İşte biz de bu futbolcuları bulup yetiştirip veya dünyanın belli yerlerinden bulup İngiltere'ye bunları burada yetiştirip İngiltere'ye sattığımız takdirde işte kulübün kurtuluşu budur. Bu paralar girdiği takdirde bak şimdi Cengi sattık 22-23 milyon sterlin mi ne para girdi kulübe Cem. Şimdi bunu evet, çarptığın zaman 150-200 milyon TL yapıyor. Yani bir futbolcudan böyle bir gelir sağlanıyor. Müthiş paralar yani. O bakımdan buna dönmek lazım. Başka kulüplerin yapacağı başka hiçbir iş yok. Eğer Nurçebi Başkan da bunu yaparsa hem kendi ismini kalıcı yapar, kulübün kalıcı başkanları ve de iyi anılan başkanların arasına girer. Ama bunları yapmadığı takdirde o da başarısız olacaktır ve de ondan sonra da ismini çok da anan olmayacaktır. Tabii ki sen bu kulüplere faydalı işler yaparsan, kulüpleri bir yerden alıp bir yerlere taşıyabilirsen seni herkes saygıyla anar, herkes sana saygı duyar ama tam tersini yaptığın takdirde batma noktasına da getirdiğin takdirde de herkes senden nefret eder ve de insanların senin hakkındaki kötü düşüncelerini hiçbir zaman silemezsin, unutturamazsın Cem. Aynen katılıyorum abi. Yayınımızın bitmesine az zaman kaldı. Mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Vahan Balkız, bırakmam kampanyasını nasıl buluyorsun Süleyman abi diye sormuş. Tabii Vahancığım bak şimdi bırakmam kampanyası bence tabii ki olması gereken bir bağış kampanyasıydı.
İşte temin benim söylediğim gibi devamlı Nurçebi Başkan'ın cebinden 20-30 milyon TL koymak, 50 milyon, 70 milyon TL koymakla bu iş gitmeyecek. Ne yaptılar onlar da? Dediler ki camiamıza başvuralım, taraftarlarımıza başvuralım, Beşiktaşlı iş adamlarına başvuralım. En azından bir nefes olsun, can suyu olsun tarzında kulübe bir para girsin ve bu parayla en azından 3 ay, 5 ay, 8 ay neyse kulübü düzgün götürelim, idare edelim. Ama maalesef, maalesef göründüğü kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla şu an bu kampanya o temposunu, o hızını yakalayamadı. Ama inşallah önümüzdeki zaman içinde bunu yakalatırlar. Çünkü bu hızını yakalaması için insanları biraz heyecanlandırmak lazım, biraz teşvik etmek lazım. Ve de insanlara bu kulübün sahibi sizlersiniz. Hadi bakalım şimdi hep beraber bu işi destekleyin deyip bu sloganlarla ortaya çıkmak lazım. Biraz heyecanlandırmak lazım insanları. İnsanlar tabii ki şuna da kızgınlar. Ya biz niye biz yardım ediyoruz, yardım edelim, seve seve edelim. Ama bazı yöneticiler bu yardımları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanacaklarsa, hani geçmişte olduğu gibi, insanlar buna da kızgınlar. Bunu da yargılıyorlar. Biraz da bu kampanyanın şu an yavaş gitmesinin bir sebebi de bu Cem. Yani biz diyorlar bazı yöneticilerin lüks yaşamlarına para mı verelim? Yani bizim cebimizde zaten paramız yok ki biz bu kulübün yöneticilerine bu olanağı, imkanı mı sağlayalım diye bu şekilde sistemleri oluyor. Ama tabii ki aslında şu an verecekleri para Nurçebi yönetimi olduğu için daha evvelki yönetimleri ilgilendirmiyor, ama kulübü de batma noktasına onlar getirdiği için herkes onlara çok kızgın. Dolayısıyla da bu benim gördüğüm kadarıyla kampanyaya da yansımış durumda Cem. Aynen öyle abi. Baktığımız zaman gerçekten tamam sayılar belki düşük gözükebilir ama aslına bakarsak iyi de gidiyor şu anda. Sadece telefon mesajıyla dahi olsa bu şekilde gidiyor. Tişörtler falan çıktıktan sonra, ürünler çıktıktan sonra bu sayı kat ve kat artacağını düşünüyorum. Ama şunu da söylemekte yarar var. Biliyorsun maskeler çıktı kulüp katalı yollarında. Ama şu anda Katalogların mağazalarında maske kalmamış. Çarşamba günü çıkacağı söyleniyor tekrardan satışa. Bunu da taraftarlarımıza duyurmuş olalım buradan. İşte bu ürün satışlarıyla aslında Beşiktaş daha çok gelir elde edecek. Bakalım Tabii göreceğiz. Cem, İnşallah daha iyi tabii olur. Cem, bu kampanyayı senin de dediğin gibi doğru söylüyorsun. Her türlü olanakları kullanıp dediğin gibi işte kartal yuvası, işte her türlü hediyelik eşyayı, bunu sadece böyle bir SMS'len lazım. Biraz da insanların algısı bu SMS'lere gitti. Hani bir tek SMS'den falan kalmayıp her türlü yardımı kulübe faydası olacak ürünleri de ortaya çıkarmak çok önemli yani. Aynen öyle abi. Emre Dönmez Beşiktaş'a genç yetenekli başarıya aç futbolcular lazım demiş. Tabii Cem, bak şimdi hepimiz aynı fikirdeyiz. Benim de ne dedik, ben temin anlattım bunları. Üretmeden hiçbir başarı gelmez. Bundan sonra artık üreterek kulübe para desteği girmesi şart. Girmezse taşıma suyuyla değirmen dönmez. Birkaç yöneticinin 20-30 milyon, 50 milyon vermesiyle bu kulüpler ayakta, Beşiktaş kulübü de ayakta kalması zor olur. Üreteceğiz. Hep beraber gayret edeceğiz. Temin zaten sen de değindin. İşte altyapıda yeni oluşumlar olacak, yeni yapılanmalar olacak. Bunda da eski futbolcuların önemi çok artıyor. Çünkü bu işi en iyi bilenler onlar. İşte biz dernek olarak zaten bu kulübün bu faaliyetlerinde buralardayız ve de bu desteği kulübümüze vereceğiz. Çünkü bizim içimizde bu işi Türkiye'de en iyi yapabilecek, en iyi bilen eski efsane futbolcular var. Zaten altyapıyı ve de futbolcu arama tarama grubunu da bunlara verilecek. Yani bizlere verilecek. İnşallah bizim ekibimiz de bunu gece gündüz demeden
bütün enerjisini bu tarafa verip başarıyla yapacaktır ve de kulübü ayakta tutma yolunda çok büyük gayretleri olacaktır diye düşünüyorum Cem. Aynen abi. Bir mesaj geldi abi. Yusuf BJK 1989 diye. Cem abi neden mesajımı okumuyorsun diye. Sırayla okuyorum ama gelen soruları okuyorum. İşte futbolcularla tanışmak istiyorum diyorsun da biz bir radyo, taraftar radyosuyuz. Kulübe bağlı bir yer değiliz. Eğer zaten futbolcularla tanışmak istiyorsan Ümraniye tesislere giderek, yani şu pandemi sürecinden sonra Ümraniye tesislere gidersen taraftarlar açık olan antrenmanları izleyebilirsin. Orada futbolcularla tanışabilirsin. Onun da bilgisini vermiş olayım sana güzel kardeşim. Ahmet Şevki Ünal, Süleyman Kaptanım ve Cem Bey iyi yayınlar, sağlıklı günler dilemiş. Teşekkür ederiz Ahmet Şevki Bey. İzmir'e selamlar. Sağ ol. Ferhat 1903, Süleyman abi, Aydın Hasic bu hafta yine iyi oynadı. 2 asist yaptı demiş. Aferin Aydın'a, size, Hasic'e. Ferhat'cığım, böyle devam etmesi lazım. İşte ben geçen hafta size sorduğunuz zaman verdiğim cevapta dedim çok güzel bir gol attı, çok güzel topa vuruyor, vuruş tekniği mükemmel ama dedim yetmez, saha içinde başka işler de yapması lazım, mücadele gücünü koyması, artık futbolda biliyorsunuz mücadele gücü çok önemli, sadece teknik yetmiyor, yetersiz kalıyor, mücadele gücünü de koyması lazım ve de aynı zamanda takımın pas oyununa katılıp, bak bu hafta yaptığı gibi 2 tane asist yapmış. İşte bunlar Aydın için hep olumlu notlar. Yani demek ki ofansif olarak çok önemli işler yapabilecek. Onu gösteriyor. Abi babanın kramponu yazıyor. Süleyman abi ligde diye bir 4 gol attı. Düşüncen neler? Şimdi diye bir bu 4 golün bildiğim kadarıyla ikisini veya üçünü bu pandemi döneminde attı. Şimdi pandemiden sonra oynanan maçlarda attı. Ama ondan sonra, değil mi Cem? Öyle gözüküyor. Evet, evet. Tabii ama ondan önceki, hastalıktan önceki ligde epey uzun süre, epey maçlar oynadı Beşiktaş. Diaby'yi ortada göremedik. Diaby'nin ne golünü ne asistini göremedik. Şimdi bu mevkilerde oynayan futbolcular her sezon 8-9 tane gol atacak. 8-9 tane de asist yapacaklar. Artık dünya futbolu buralara geldi. Yani bir de bunlar kanat oynuyor. Yani skoru değiştirecek futbolcular bunlar. Ofansta en önemli futbolcular bunlar. Santrofor'a gol attıracaklar. Kendileri gol atacaklar. Ama Diaby'ye baktığın zaman pandemiden sonra bir saman alevi gibi bir çıkış yakaladı. O da bana çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü ligimizdeki takımlar şu an hastalıktan dolayı çok hazır değiller. Ama bir nebze bu hafta oynayacağımız Kayseri maçı ve de oynayacağımız Malatya maçı bir örnek teşkil edebilir. O zaman işte o maçlarda Diaby'yi, Lens'i, Enkudu'yu, Boyd'u ve de bazı futbolcuları çok daha net görebileceğiz. Ama işte bu analizleri Sergen Yalçın çok iyi yapması lazım. Çünkü önümüzdeki sene iyi bir takım kurmamız gerekecek. Şu an biraz kıpırdayan futbolcuya aldanıp da önümüzdeki sezon ona göre bir kadro yapıp da yine başarısız olma durumumuz olabilir. Yani çok iyi analizler yapması gerekiyor Sergen Yalçın'ın. Aynen abi, ben de sana ekleyecektim zaten soruya. Kendi sorumu ekleyecektim. Bu tür futbolcular şimdi sezon sonu yaklaştığı zaman bir parlama yapmaya çalışıyorlar kendilerine göre. Ki takımda kalsınlar, yerlerini garanti etsinler. Ama daha sonra bakıyorsun ki yeni sezonda tekrar eski performanslarına geri dönüyorlar. Yatmaya devam ediyorlar diyeyim ben hatta. Hiçbir takıma katkı sağlamıyorlar. İşte geçen sene de bunları gördük. Bu sene de görüyoruz. Bu sene de izliyoruz. Hep aynı senaryolar. İşte Cem bu noktada Sergen Yalçın ve ekibine çok iş düşüyor. Yani bu pandemi maçlarına yanılıp da bu çıkış yaptı, bak işte gol atıyor, bilmem ne yapıyor falan filan deyip yanılıp yine kadro analizini iyi yapamazlarsa emin ol önümüzdeki sezon çok daha mücadeleci, çok daha güçlü takımlarla oynayacağız, çok daha güçlü futbolcularla oynayacağız. Onun için yine aynı tas, aynı hamam olmaması lazım.
Hatta senin temin sorduğun soruların arasında Sergen Yalçın'ın Nur Çebi'den işte transfer ister gibi bir soru da vardı. Tabii ki bu soru da önemli bir soru. Hem kulübün hem de önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir Beşiktaş'ı yaratmak için tabii ki eksik mevkilere, ihtiyaç olan mevkilere de futbolcu takviyeleri yapmak gerekiyor. İşte bunu Sergen Yalçın ve ekibi çok iyi analiz etmesi lazım. Hem altyapıdan oynatacakları futbolcular, hem şu an elinde kalan futbolcuları seneye hangileriyle devam edecek? Bir de transfer yapacağı futbolcular, bunların analizlerini çok iyi yapmaları gerekecek. Evet, Umut Bilcan selamlarını göndermiş Kapalı Çarşı'dan. Abi yayınımızın sonuna Kapalı geldik. Çarşı'ya, Kapalı Çarşı'ya da selamlar. Evet, Ferhat yazmış. Son mesajı da okuyayım abi. Süleyman abi, Sergen Hoca Douglas'ı iyi duruma getirir mi? Beni duyabildin mi abi? Cem, sesim geliyor mu sana? Sesin bana geliyor ama sen beni duyamıyorsun galiba. Şimdi geliyor herhalde. Evet, şimdi geliyor. Alo. Evet, Süleyman abi yine galiba telefonu çaldı. Ondan dolayı beni duyamıyor yine. Ya bana kalırsa şöyle, Douglas'ı sormuşum Ferhat. Artık düşünülmüyor takımda Douglas. Benim aldığım duyumlara göre işte Kerem Kalafat düşünülüyor. Gökhan Gönül'üne alternatif. Gökhan Gönül olmazsa da yerine başka bir transfer düşünülüyor. Yerli bir oyuncu düşünülüyor. Bakalım hayırlısı. Douglas sonuçta ne kadar iyi bir futbolcu olabilir olursa olsun, fakat Beşiktaş'ta uyum sağlayamadı. Ondan dolayı da olmadı. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi bir şekilde sağ kanat oyunculuğu olur diyelim. Süleyman abi bağlanamıyor. Evet, Süleyman abi geldi tekrardan. Süleyman abi duyabiliyor musun? Duyuyorum Cem, duyuyorum, evet. Tamamdır. Douglas'la ilgili Ferhat bir soru sormuş. Son soruyu da bir cevaplayalım istersen. Ben cevapladım ama senin de yorumunu alalım. Sergen Hoca Douglas'ı iyi durumuna Tamam. getirir mi? Kötü futbolcu değil bence diye sormuş. Ya şimdi yeni sezon tabii ki yeni hedeflerle yeni hedeflerle, yeni sezon heyecanıyla futbolcular da bu şekilde hazırlanacaktır. Douglas için de yeni sezon yeni bir açılım olacaktır. Yenilikler olacaktır. Onun için Douglas da umulmadık bir çıkış yakalayabilir. İyi bir hazırlık dönemi geçirirse olmayacak diye bir şey yok. Eğer zaten Douglas da önümüzdeki sezon hazırlık maçlarında yer bulamazsa, Sergen Hoca ona da şans verip oynayamıyorsa, demek ki Douglas Beşiktaş'ta tutmamıştır. Beşiktaş'ta başarılı olma şansı sıfır olur. Ama işte yeni sezon kamp çalışmalarından sonra hep beraber bunu göreceğiz. Abi bana kalırsa hiç gerek bile yok. Şundan dolayı, yani bir sezon boyunca kaç maça çıktı ki Douglas? Sürekli de sakat diye haberler İşte ben de çıktı. onu Ne kadar bunun sakat olduğunu açıkçası inanmıyorum. Yani tamamında sakat olduğunu ben inanmıyorum açıkçası. Başka bir problemler var herhalde arada. Cem, ben de onun için söyledim. Her sezon, yeni sezon futbolcular için yeni bir başlangıçtır. İnşallah Douglas için de öyle iyi bir başlangıç olur. Beşiktaş'a da faydalı olur yani. Niye, dileğimiz bu. İnşallah abi. Egemen Gülşen yazmış. Bırakmam seni kampanyasını özel biz çıkıp oynayacağız demiş maçlarda.
gülücük atmış. Egemen abi, evet. veteran takım olarak mı çıkacaksın yani. Onu da sorayım bari sana. Ahmet Şevki Ünal. Nasıl o tam kesik? Yani duyamadım mı abi? Bırakmam seni kampanyasına özel biz mi çıkıp oynayacağız diyor maçlarda. Kim oynayacak? Kim oynayacakmış? Egemen Gülşen. Ha, tamam, yani şey mi, taraftarlar mı çıkıp oynayacak diyor. Evet evet. Yani tabii tam anlayamadım. Taraftarlar niye çıkıp oynayacak ki futbolcular varken? Cem. Oo. Bak şey yazmış Egemen abi. Doğan abi soldan, Özden abi sağ kanattı. Hayırlısı olsun. Yani biz en iyisi Egemenciğim, biz tribünde olalım. Bu işi futbolcular yapsın. Biz oradan destekleyelim onları. Evet. Abi ağzına sağlık. Bizi İstanbul dışından katıldığın bir şey değil Cem. Tatilde rahatsız ettik. Cem, yok. Çok güzel oldu. Benim telefonumun da şarjı bitiyor zaten. Son kelimeleri yapayım. Bayağı da bir katılımcı oldu bugün. Bayağı canlı, hareketli bir yayın yaptık. Öyle gözüküyor Cem, değil mi? Evet. Çok çok katılımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yine hep beraber olma dileğiyle herkese iyi hafta sonları diliyorum Cem. Çok teşekkürler abi. Ağzına yüreğine sağlık diyelim. Bırakmam seni ile taraftarlarımızı veda edelim. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları. Kimsesiz mutlusu gecede, bırakmam Beşiktaş'ım seni. Karanlık vurdu geceye, bir ümit var yine içimde. Kimsesiz mutlusu gecede, bırakmam Beşiktaş'ım seni. Taşım seni, ruhlar yorgun, yollar habersiz, söz tükenmiş bize habersiz, deplasmandayız olmaz sensiz, bırakmam Beşiktaş'ım seni.
sağ olmuyor elveda. Bırakmam Beşiktaş'ın seni. Varlığına yollarına feda. Ömrünü versem ona seda. Ne yapsam olmuyor elveda. Bırakmam Beşiktaş'ın seni.